Efendim Mehmet Kuruçay, Jeoloji Mühendisler Odası, Kahramanmaraş İl Temsilcisiyim. 32 yıldan beri DSİ'de çalışıyorum. Kahramanmaraş'la ilgili jeoloji konusunda oldukça detaylı çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi de deprem. Kahramanmaraş'ın depremselliği ile ilgili. Şimdi Maraş'ın depreme hazır olup olmasıyla alakalı açıklamalarda bulunayım. Ancak bilmemiz gereken bir şey var. Türkiye'nin iki büyük aktif diri fay hattı var. Birisi Doğu Anadolu fayı, diğeri Kuzey Anadolu fayı. Doğu Anadolu fayı Ölüdeniz'den başlayarak Maraş'a kadar gelen ve Kapıçam civarında, Türkoğlu civarında Kuzeydoğu'ya doğru yönelerek Karlova'ya kadar devam eden, Karlova'da Kuzey Anadolu fayıyla birleşen bir fay zonu. Bu Türkiye'nin şeyinde, gündeminde çok önemli bir, aktarmak istediğim, söylememiz gereken çok önemli bir kriter. Şimdi Doğu Anadolu fayında yaklaşık 1400'lü yıllarda büyük depremler olmuş Doğu Anadolu fayında. Özellikle mesela Erzincan depremi, Elazığ Bingöl depremi, Adana Ceyhan'daki deprem, 98 yılında olan deprem veya da diğer sürgü fayı üzerinde olan depremler. Yani bir kısım depremler bizim bu Doğu Anadolu fayımız üzerinde olmuş. Ancak yaklaşık diyorum 400 yıldan beri Türkoğlu Gölbaşı arasındaki Doğu Anadolu fayının yaklaşık 100 kilometrelik kısmı kırılmadı. Bunu Türkiye genelindeki ve dünya literatüründe bütün bilim adamları bunu biliyor. Hepimiz biliyoruz. Yani en basit bir jeoloji tabiri, jeoloji kelimesinin anlamını bilen bunu bilir. Çünkü herkes söylüyor. Bilgisayarlara girdiğiniz zaman, ansiklopedilere baktığınız zaman Doğu Anadolu fayının kırılmayan yerinin burası yaklaşık diyoruz 400 yıldan beri bir birikim var, stres var. Faylar, bu faylar üzerinde biriken enerji bir vesileyle açığa çıktığı zaman biz depremleri hissediyoruz. Açığa çıkmazsa kötü, açığa çıkması iyi. Şimdi biz bu Doğu Anadolu fayının Türkoğlu Gölbaşı arasındaki segmentini şöyle tarif edeyim. Türkoğlu'ndan başladığını düşündüğünün Gölbaşı'na kadar, Adıyaman Gölbaşı'na kadar. Biz bu fayın yaklaşık 10 kilometre kuş uçuşu uzağındayız. Kapıçam civarından geçiyor. Tevekkeli Kapıçam civarından Pazarcık'a doğru devam eder. Şimdi bakın 10 kilometre mesafe yakındayız. Bu Doğu Anadolu fayı üzerinde bu kadar 100 kilometrelik bir alanda yıllardan beri, 400 yıldan beri biriken enerjinin büyüklüğü, yani bütün bilim adamları tarafından en düşük bir olası büyük bir depremin 7'den az olmayacağı şeklinde bir yaklaşım var. Onu bilemeyiz. İnsanoğlu, bakın her türlü teknoloji var elinde. Her türlü teknolojiye karşı duyarlıyız. Her türlü elimizde imkanlarımız var. Ama dünyanın hiçbir yerinde, Amerika'da, Japonya'da, depremle ilgili en hassas olan ülkelerde bile depremin ne zaman olacağı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ve bunu tespit etmemiz de mümkün değil. Ancak ne var? Depremin nerede, nasıl olacağı hakkında yaklaşık bir veri söyleyebiliyoruz. 17 Ağustos depremi oldu. Bakın yaklaşık bir ay sonra 17 Ağustos depreminin yıl dönümünü anacağız. Oradaki olanlara bakacağız, insanların haykırışlarını, insanların bağırışlarını, çağrışlarını falan, bunlarla ilgili konuşacağız. Ne oldu? 12-17 Ağustos'tan sonra 12 Kasım'da Düzce depremi oldu değil mi? 12 Kasım'da yaklaşık 3 ay içerisinde 17 Ağustos'tan sonra bütün Avrupa'da veya Japonya'da veyahut da dünyanın değişik ülkelerinde bilim adamları Türkiye'ye geldiler. Bu Marmara depremleriyle ilgili 17 Ağustos'taki depremle ilgili çalışma yapıyorlardı. Orada çalışma yapıyorlardı. Yani depremin oluş mekanizmasını inceliyorlardı. Şimdi depremler olduktan sonra bilim adamları o depremin oluşumuyla ilgili bilgi edinmek zorunda. Çünkü kırılmasını, kırılma şeklini, atımını, yani ne kadarlık bir alanda kırıldı, ne kadar bir alan kırıldı, bununla ilgili verileri toplayıp bundan sonraki olabilecek ihtimal depremleri hakkında bilgi yürütmek. Amaç budur. Ve biz 17 Ağustos depreminden sonra bu incelemeleri, bu araştırmaları yaparken 12 Ağustos depremi oldu.
12 Ağustos depremini düşünün bir defa. Birdenbire oldu ve hiçbir bilim adamı da ya hazırlık yapın 12 Kasım'da da bir deprem daha oluyor demedi. Diyemez de zaten. Yani bu çok önemli bir kriter. Bunu ben çok her yerde söylüyorum. Özellikle bizim için çok önemli bir kriter. 17 Ağustos depremi olduktan sonra 12 Kasım'da biz 3 ay sonra yaklaşık bir deprem daha yaşadık. Bu deprem de bizim için çok önemli. Kuzey Anadolu fayı kırıldı. Şimdi İstanbul'da bir kırılma olduğu zaman ne olacağıyla ilgili bilim adamları bir şey söylüyorlar. Bizim için Kahramanmaraş içinde en önemli tehlike, biz biliyoruz ki 400 yıldan beri kırılmayan bu Doğu Anadolu fayının 100 kilometre civarındaki Türkoğlu Gölbaşı segmenti kırılmadı. Ben buradaki biriken enerjiyi yaklaşık olarak hesaplarım. Belki 8 olabilir, 7,5 olabilir. Ama 5 civarında bir deprem olacağıyla ilgili de bir şey yok. Çünkü bayağı bir uzun zaman geçti. Hatırlar mısınız? Samsat'ta bir deprem oldu. Evet. Samsat'taki depremde Maraş'ta insanlar evlerinden dışarı kaçtılar. Çok kimse. Kahramanmaraş'taki sarsıntıyı herkes biliyor. Biz DSİ'de binadan dışarı çıktık, kaçtık. Yani her tarafı çatırdadı. Bakın o deprem kaçtı? 5.8 kilometre. 5.8. Pardon, özür dilerim. Aletsel büyüklüğü 5.8. Şimdi 5.8 şiddetindeki bizim bu olan deprem bizim yaklaşık 130 kilometre uzağımızda. Bakın 130 kilometre uzağımızda 5.8'de olan depremden biz öyle etkilendik. Şimdi siz 7 şiddetindeki bir depremle Kapıçam'da olan bir depremin burada bunu nasıl hissedeceğimizi siz artık beyninizde düşünün. Hallaç pabuğu gibi attıracaktır. Yani öyle halk tabiriyle konuşuyorum yani biraz da şey olarak anlatırsak. Şimdi bakınız 99 deprem olduktan sonra yönetmelikler değişti, genelgeler değişti, odaların işlevleri değişti. Belediyeler buna göre tedbir almaya başladılar. Yeni deprem yönetmeliği, yeni işte imar yasasıyla ilgili uygulamalar. Kentsel dönüşümlerle ilgili değişik şeyler. Ancak şunu gördük, bir açık ve net olarak söyleyelim. Yani bunu ben bilim adamıyım, ben yanlış söyleyemem. Ben insanları kandıramam. Ben herhangi bir vesileyle insanlara işte her şey güllük gülistanlık arkadaş, evlerinize gidin rahat rahat uyuyun, hiç evinizin temelini atmanıza gerek yok, depreme dayanıklılığı yapmanıza gerek yok diyemem. Biz kendimizde bilimsel olarak kendimizde bulduğumuz bilim insanı olarak görevimiz halkı aydınlatmak. Biz şunu diyoruz yıllardan beri, 1999 depremi olduğundan beri Jeoloji Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası il temsilciliğimiz, belediye başkanlarımızla çok sık görüşmüşüzdür. Sağ olsunlar, onlar da bize gereken desteği verdiler. Onu da inkar etmeden söylemek zorundayım. Belediye jeoloji mühendisi alındı. Belediyede bazı yerlerde toplantılar yapıldı. Valilik bununla ilgili değişik çalışmalar yaptı. Ancak belediyelerin bu konuda yaptıklarının yeterli olup olmadığını ben bilemem. Mesela biz kentsel dönüşümden neyi anlıyoruz? Kentsel dönüşümün amacı esasında çarpık kentleşmeyi, depremde yıkılması gereken binaları yıkılmadan, insanlar onun altında ölmeden, bakın kentsel dönüşümün esas çıkış nedeni budur. Şehri güzelleştirmek değildir. Depremde yıkıldığı takdirde insanları öldürmesin diye biz yıkılmaya namzet binaları inceliyoruz, araştırıyoruz, zemin etütlerini araştırıyoruz. Dolayısıyla biz bunların kentsel dönüşümle düzeltilmesi, yüksek katlı binaların yıkılarak yerine düşük katlı binaların yapılması veyahut da sağlam zemin üzerine sağlam binaların yapılması. Bizim düsturumuz budur. Biz jeoloji mühendisi bunu düşünür. Der ki arkadaş, belediyeye de bütün kurumlara sağlam zemin üzerine sağlam bina inşa edilmesi gerekirdir. Bizim birinci düsturumuz bu. Ama belediye bunu kentsel dönüşümden oraya yüksek katlı binaları açmak ve başka bunu bilemeyiz biz. Biz bilemeyiz. Bizim bildiğimiz vilayette bir zamanlar çalışma yapıldı. Maraş'ın işte büyük bir kısmı bulunduğumuz yerde dahil eski Maraş'ın bulunduğu kısım alüvyon üzerinde oturan bir yerleşim yeri. Buralar alüvyon üzerinde oturulmuş bir yer. Anlamadım. Yani eski Maraş'tan şunu kastediyorum. Kahramanmaraş'ın Ulucan ve civarı çok eski Kurtuluş Savaşı'ndaki Maraş. Ancak bahçeliler dediğimiz, daha doğrusu alüvyon. Alüvyon dediğimiz zemin taneli zeminlerdir. Kum, kil, çakıl kumlardan veya da siltlerden oluşan bir zemin. Bunlar oturmaya müsait. Bina yaptığınız zaman bina yükünden dolayı bir oturma olur.
Deprem esnasında da farklı oturmalardan dolayı binanın değişik yerlerinde farklı oturma olduğu için bina yıkılır, insanlar altında ölür. Bizim amacımız yüksek katlı binaların alüvyon zeminde yapılmaması. Bina yükünün yayılarak yapılması. Depremde 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde veya Adana depreminde, diğer depremlerde yapılan incelemelerde yüksek katlı binalardaki hasarın daha yüksek çok olduğu anlaşılmış. Yüksek katlı binalar kağıt gibi dürülmesine rağmen 2 katlı, 3 katlı binalar sadece insanlar canlarını en azından yaralı olarak kurtulmuş. Bizim de yapmamız gereken alüvyon zemin üzerine yüksek katlı bina yapmamak. Bunu özellikle belediyelerimizin bu hususta dikkat etmesi gibi. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Yani yıllardan beri diyoruz ki arkadaş sağlam zemine sağlam binalar yapmalıyız. Kesinlikle alüvyon zeminler üzerine suya doygun, bataklık, balçık olan kısımlarda bina yaparken dikkat etmeliyiz diyoruz. İmar planları yapılırken buna dikkat edilsin. Binaların zemin etütleri yapılırken iyi bir jeoloji mühendisine sorulsun. Veyahut da bir müteahhitlerimiz zemin etüdü yaptırırken onun zemin etüdünün parasıyla uğraşmasın. Çağırsın jeoloji mühendisini desin ki arkadaş ben buraya bina yapacağım. Buranın zeminini bana o kadar güzel tanımla ki ben buraya kaç katlı yapmam gerekiyorsa onu yapayım. Ve bu bina yapıldıktan sonra deprem olursa Allah korusun insanlar ölmesin demesi lazım. Ama maalesef müteahhitlerde de nasıl ben bu zemin etüdünü ucuz yaptırırım bunun hesabında kitabındalar. Bu bir vebaldir. Ben şimdi nasıl burada bu vebali taşıyorsam bunu insanlar anlatmak vebali benim boynumda ise müteahhitlerin de depreme dayanıklı vatandaşın depremde sağ salim kurtulması için alması gereken önlemleri de alması boynunun borcu, vebaldir. Evet. Evet efendim. Son olarak başka söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Şimdi ben herkese şunu söylüyorum. Biz jeoloji mühendisleri odası olarak her türlü ortamda basın kanalıyla, görsel basınla, yazılı basınla, her türlü ortamda Maraş'ın depremselliğiyle ilgili her türlü bilgiyi, belgeyi vermeye hazırız. Ve verdik de bu zamana kadar. Yaptığımız bütün hizmetlerde hiçbir kimse diyemez ki Maraş'ın depremselliğiyle ilgili bilinmeyen bir şey var mı? Yok. Maraş'ın depremselliğiyle ilgili her şey var. Odamız, Maraş'taki jeolojiyle uğraşan insanlar, bilim insanları, ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum, ben hocalarımla da görüştüm. Diğer bilim adamlarıyla da görüşüyoruz. Maraş'ın ne olduğu belli. Biz konferanslar verdik burada. Deprem konferansları düzenledik. Hocalarımızı getirdik. Maraş'ta ne olabilir şeklinde. Biz hocalarımızdan bilgi aldık. Benim bu anlattıklarımın tamamı hiçbir tanesi kendi şahsi fikrim değil. Kendi şahsi fikrim nedir? Kendim yaptığım çalışmalar. Ama esas büyük şey hocaların yazdıkları eserler, hocaların yaptıkları çalışmalar.